Son yerel seçimlerde HDP'yi tercih eden seçmenin birinci turda ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş'ı tercih edeceği belirtiliyor. Demirtaş ikinci tura kalamazsa onu tercih eden seçmenin hangi adaya yöneleceği oldukça merak ediliyor. Selahattin Demirtaş ikinci tura kalamazsa tercihiniz hangi yönde olacak iki adaya? Sendikleri kullanın. Kullanmayın. Parti derse birisini derse ama mümkün değil. Peki parti derse? Derse tabii tercihi olursa olur ama başka kesinlikle oy kullanmaz. Diğer partiler hiçbirine tercih etmiyor. Çünkü ulusal birliği sağlamayınca Selahattin Demirtaş'tan başka kimse düşünmüyor. Peki parti birini işaret ederse? O zaman değişir. Partimiz hangisini uygun görürse ona veririz. Siz bireysel olarak düşündüğünüz biri yok mu? Yok. Biz kendi partimiz hangisini uygun görürse ona veririz. O ne derse o olur yani. Partimiz hangi uygun olursa ona yapacağız, ona vereceğiz. Şimdi parti hangisini göstermişse bizim oyumuz ona. Birini işaret etmezse? Vermeyiz. Bilmiyorum ama kim verecek? Yani bir parti tercihin olacak mı? Yok. Erdoğan olabilir mi? Yok, Erdoğan hiç o. Vermiyorum. Ben kullanmayı düşünmüyorum ikinci oyumu. Biz de o zaman kullanmayız. Peki parti size şu adaya verin derse? Ya zaten eğer partinin önereceği bir aday olursa tabii ki hani bizim de aklımıza yatarsa o şekilde verebiliriz. Peki parti mesela Tayyip Erdoğan'ı önerirse aklınıza yatar mı? Hayır, yatmaz. Ben vermem parti bir önerse. Yani hani partinin önerisiyle hareket ederiz yani. Hani sonuçta onlar öneriyorsa. Yani kullanmam herhalde. Peki parti birini işaret ederse? Parti birini işaret ederse, onlar eğer onlar onaylıyorsa, bize de mantıklı gelirse, onların onayladığı biri olursa biz de ona veririz herhalde. Bilmiyorum, yine de Selahattin Demirtaş diyorum ama. Mersin'deki BDP-HDP'li seçmen, adayları Selahattin Demirtaş ikinci tura kalmazsa, kalan iki aday arasında parti kimi işaret ederse onu tercih edeceğini belirtiyor.